Merhaba. Herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. 8. Denizin Rehberleri Zirvesi'nde ekonomi başlığı altında sizlerle beraberiz. Bugün Deniz Yatırım'dan iki değerli müdür arkadaşımız bizlerle beraber. Sadrettin Bağcı Bey ve Orkun Gödek Bey ile beraber bu koronavirüs dönemini değerlendireceğiz. Bunların önce dünya genelinde neler oldu, Türkiye'de neler oldu, piyasalar bundan nasıl etkilendi, önümüzdeki dönem beklentilerimiz nelerdir? Sizler için bize ayrılan sürede bunları konuşuyor olacağız. İzninizle ben kısa bir girizgah yapacağım. Bu önce koronavirüsle başlayacağız. Küçük bir sunumumuz var. Anlatırken arkadaşlarımla beraber bazen slaytlar içerisinde geçiş yapabiliriz. Onun üzerinden anlatıyoruz. Birinci slaydı açabilir miyiz sizi zahmet? Evet. Bu tam ekranda yapalım lütfen. Evet, burada ne görüyoruz değerli arkadaşlar? Sağ tarafa baktığımız zaman koronavirüs rakamlarının grafiksel görüntüsü var. Türkiye bu aşağıda gördüğünüz grupta, sağ taraftaki grafikte. Yani Türkiye ve Avrupa'nın belli bir grubundaki ülkeler bu işi kontrol etmiş gibi görünüyorlar. Vaka sayılarını belli bir seviyenin altına çekmişler. Bazı ülkelerde özellikle Güney Amerika tarafında, işte Hindistan tarafında, Amerika'da vaka sayıları halihazırda artma eğiliminde. Dalgalı bir seyir izliyor. Ama sonuç olarak genel itibariyle dünya genelinde her gün 100-150 bin vaka gibi artış oranlarıyla oldukça hızlanmış durumda virüsün yayılımı. Burada sol tarafa bakarsak Türkiye nerede diye düşünürsek bakın Türkiye 15. sırada 190 binin bir miktar üzerinde bizde vaka sayısı var. Daha önce 7. sıradaydık. Türkiye'nin iyi sağlık sistemi uygulamaları sayesinde biz daha kontrollü gidiyoruz diye söyleyebiliriz. En azından bize benzer ülkeler bu işi iyi kontrol edebilmiş ülkeler arasında görünüyor. Bu koronavirüs salgını başladıktan sonra ne oldu? Siz şunları gördünüz. Yani bu rakamlar buraya gittiği için elimizde de henüz bir aşı bulunmadığı için ne yapıldı? Sosyal mesafe uygulamalarıyla bu iş çözülmeye çalışıldı ki bu sosyal mesafe uygulamalarının en radikal çözümleri de bildiğiniz üzere sokağa çıkma yasaklarıyla uygulandı. Belli süreler kısıtlı kaldık, evimizde hapis kaldık, evlerden çalışmaya başladık hepinizin takdiri üzerine. Ne oldu? Siz tabii olayı nasıl gözlemledik? Bunun ekonomik tarafında efendim işte kafeler kapandı, sinemalar kapandı, spor müsabakaları kapandı şeklinde. Diğer taraftan o hizmetler tarafında bu gördüğümüz esintiydi. Yani o korkutucu yüzünü hizmetler tarafından hepimize yansıttı ekonomi bazında baktığımızda. Bir beşinci slayta gelmenizi rica edeceğim. Şimdi size göstereceğim slaytta da bunun sadece hizmetlerle sınırlı olmadığını aslında sanayi tarafında da, üretim tarafında da çok ciddi. Çünkü fabrikalar da kapandı. Bakın orada mor ile işaretli olan Türkiye'dir. Ama Türkiye'ye has değil. Dünya genelinde soldaki birkaç ülkeyi saymazsak ki o ülkeler biliyorsunuz daha önce Çin gibi bu pandemiyi kontrol altına aldıktan sonra bir miktar toparlanmaya geçti. Ki çok da iyi rakamlar görünmüyor. Bu Türkiye dahil birçok ülkede sanayi üretiminin yani imalat tarafında da bu işin çöküntüye uğradığını yani hizmetler tarafı ayrı, üretim tarafı ayrı, efendim satın alma tarafı ekonominin her tarafında çok ciddi etkileri oldu ve bu bir ciddi taşınamaz bir yük haline geldi maalesef. Bir ikinci slayda gelebilirsek hem ekonomi tarafında bu yük haline gelmesi hem de burada göreceğiniz ölüm sayıları bakın ölüm sayıları vaka sayılarından farklı olarak aşağı yönlü bir seyir izliyor dünya genelinde. Yani vakalar artmışken bir şekilde mevcut durumda ölüm sayıları bir miktar daha kontrol altında. İşte bu sosyal mesafe önlemleri demek ki işe yaramış. Demek ki sağlık sistemin içerisinde bir miktar bu sorunlar çözülmeye, teşhis tedavi uygulamalarında her ne kadar aşı olmasa da belli bir başarı sağlanmış. İşte ekonomik çöküntünün yanında en azından ölüm oranlarının da aşağıya gelmesi bir miktar ülkeleri cesaretlendirdi. Ne için cesaretlendirdi? Ekonomilerimizi tekrar açalım diye. Peki ekonomiler açılmaya başladı. Türkiye'de de bir Haziran itibariyle aslında biz yavaş yavaş bu yasakları iyice kaldırmaya başladık ve belli bir hareketlenme başladı çok şükür. Önce ben Orkun Bey'e devretmeden önce kendisine şu soruyu yönelteceğim. Dünyada şimdi bunlar oluyor. Biz bu işin içerisindeyiz. Ekonomiler bu kadar çöktü. Böyle çok ciddi ekonomik aktivitede yavaşlamalar var. Bunu önlemek adına veya bunun etkilerini hafifletmek adına bu pandemi sürecini dünya geneline bakarsak Orkun Bey nasıl yönettik? Ülkeler kamu tarafında yani maliye politikası, Merkez Bankası tarafında yani para politikaları tarafında verdikleri tepkiler neler oldu? Bize kısaca değerlendirebilir misiniz?
Serhan Bey teşekkür ederim soru için. Herkese merhabalar. Eski bir 4-5 yıllık Deniz'in rehberi olarak ben de çok mutluyum bu organizasyon içinde yer almaktan. Valla dünya tarihinde daha önce görülmemiş bir kriz süreci yaşadık Mart ayında. Daha önce dünyada iki tane büyük, bu ölçekte olmasa da şok etkisi yaratan kriz takip edildi. Bir tanesi 1929 buhranı, hepimize okullarda anlatılan iktisatta. Bir tanesi de benim de o zaman sektörde olduğum 2008-2009 Amerika'daki konut krizi. Bunlar hep genele yayılan sert etkileri olan krizlerdi. Özellikle 2008-2009 krizinden sonra para politikaları tarafından merkez bankalarının biz biraz farklılaştığını gördük. Daha farklı hareketler ortaya koydular, tepkiler gösterdiler. Özellikle Amerikan Merkez Bankası önderliğinde parasal genişleme ve bunun sonraki etkileri, işte gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerdeki borç yapıları gibi başlıkları takip ettik. Şimdi bu sefer sağlık odaklı bir konu olduğu için yaşadığımız süreç ve daha önce de böyle bir şey tecrübe edilmediği için denenmemiş ve çok hızlı aksiyonlar devreye alındı. Mesela biz Amerikan Merkez Bankası'nın tek bir ay içerisinde iki defa önden faiz indirdiğini, gece yarısında toplandığını, piyasaya likitte sağladığını farklı kanallar üstünden bunu gördük. Aynı anda tüm merkez bankaları yine daha önceden ilan ettikleri takvimlerin öncesinde toplantılar gerçekleştirdiler. Her yerde politika faizleri olabildiğince düşürüldü. Amerika'da bugün alt bant sıfıra kadar çekildi. 2008 krizinde olduğu gibi. Negatif faiz dünyasından bir çıkış çabaları vardı. Yeniden bu tarafa bir kayma eğilimi var. Mesela Avrupa Merkez Bankası zaten eksi 0.50 ile mevduat faizi veriyordu. Kendi sisteminde tutulan mevduata. Faizi indirmediler ama hedefli kredi programı dediğimiz litrolar üzerinden yaptıkları operasyonlarda aslında eksi 50 bas puanda faiz indirip bunu eksi 1 ile özel sektöre kredi fonlaması var. Yani düşünün Avrupa'da şu anda ECB üstünden, Avrupa'nın Merkez Bankası üstünden borçlanan krediler eksi 1 faiz oranıyla oluyor. Bu çok ciddi bir maliyet avantajı demek. Kamu tarafında da yine Amerika önderliğinde çok devasa paketlerin devreye alındığını gördük. Şu anda FED üzerinden, Amerikan Merkez Bankası üzerinden bir sürü operasyon yönetiliyor. Yaklaşık 9 tane yine hane halkını desteklemek için, doğrudan çek vermek için, insanların içerisinde bulundukları işletmeden çıkarılmamaları için, buralarda maaş çeki destekleri, çalışmalarına, istihdamlarına devamları için farklı teşviklerin devreye alındığını gördük. Bunlar genele yayıldı. 2008-2009 krizinde de aslında maliye teşvikleri gündeme gelmişti ama o gün bu kadar ön plana çıkmamıştı. Bugün çok daha sert tepkiler görüyoruz. Tüm dünya çapında 7-8 trilyon dolar civarında bir mali teşvikten bahsederken bunun tek başına 3-3,5 trilyon dolarlık kısmı tabii ki bütçesinin de büyüklüğü nedeniyle Amerika tarafından geldi. Bir de 2008-2009 krizinden yine hepimizi ayıran farklı bir nokta o zaman gelişmekte olan ülkeler dediğimiz, yani biz, Brezilya, Güney Afrika gibi sınıflandırabileceğimiz gruptaki ülkeler çok fazla para politikalarına bir gevşeme alanlarına sahip değillerdi. Yani daha gelişmiş ülkeler varlık alımları yaparken, bilançolarını büyütürken gelişmekte olan ülkeler bunu yapamıyorlar. Bugün onun tersine gelişmekte olan ülkelerde de benzer eğilimler var. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bilançosunda kamu kağıdını artırıyor. Brezilya da artırıyor. Özel sektör kağıdı da alacak. Yine Hindistan da artırıyor. Yani anlatabildiğim ana tema şu. Gelişmiş ülkeler ne yapıyorsa para politikalarında ve kamu politikalarında benzer durum gelişmekte olan ülkelerde de yapılıyor şu anda. İnanılmaz bir parasal ve mali tarafta teşvik var. Çünkü daha önce görmediğimiz bir kriz yaşıyoruz. İnsan faktörü odakta nasıl bir sürece evrildiğimizi henüz bilmiyoruz. Büyük bir belirsizlik var. Ve aynı belirsizliğe devasa büyüklükte tepkilerle daha önce denenmemiş tepkilerle karşılık vermemiz gerekiyordu. Şu an hala o sürecin içerisindeyiz. Zaten detaylı konuşacağız. Belki de bunun sonraki adımları da farklılaşarak devam edecek. Zaman gösterecek. Evet, teşekkür ediyorum. Yani hem maliye politikasında ülkeler bütçelerinin el verdiği ölçüde açılıma gidiyorlar. Hem de parasal genişlemeyi sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de görüyoruz. Bunun tabii ki etkilerini birazdan konuşuyor olacağız. Tabii hepimiz bankacıyız bir taraftan.
Yani ekonomi tarafında ülkeler müdahalede bulunuyorlar. Müdahalede bulunmaların temel sebeplerinden bir tanesi biraz önce gösterdik. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama. Bir de şunu hatırlatalım. İşler bu aşı bulunana kadar çok da pozitife gitmemekle beraber geçen gün IMF dünya için büyüme tahminlerini açıkladı ve -3 olan büyüme tahminlerini -5'e kadar revize etti. Biz bu sene için dünya genelinde bir küçülme büyüme beklerken tam tersine artık -5 civarında büyümelerden konuşuyor olmaya başladık. Tabii bunun ekonomilerin bu şekilde zayıflaması ve bu tip küçülmelerin yaşanıyor olması ciddi şekilde ülkeleri etkiliyorlar. Ülkelerin de aslında hani kalbi ve damarları bankacılık sistemi diye bakarsak yani bütün her şeyin ortasında yer alan bankacılık sistemi de bu işten oldukça ciddi etkileniyor. Eğer imkanım varsa Serhan Bey, o arada biraz önce beni bahsettiğim konuda ben grafikten hem bizi izleyenlere katkıda bulunmak isterim. Tabii memnun olurum. 9. slide'da bir grafiğimiz vardı. Tüm dünyadaki politika faizlerini gösteriyordu. Onun üstünden aslında çok daha rahat anlatmak mümkün bizi izleyenler için de. Evet, burada belirli büyüklükte merkez bankalarının politika faizlerini görüyorsunuz. Özellikle grafiğin son kısmında çok hızlı bir şekilde Amerika önderliğinde politika faizlerinin aşağı yönde ayarlandığını gördük. Biz bir süre özellikle Mayıs 2013'ten sonra dünyada faiz artırımları sürecine girmiştik. Varlık alımları durdurulmuştu. Bu da piyasalar nezdinde daha farklı bir fiyatlama oluşmasına, bir miktarda yabancı para cinsinden borçlanmaların artmasına neden olmuştu. Aslında grafikler çok net bize şunu gösteriyor. Para politikaları tarafında gösterilen, ortaya konulan tepki 2008 sonrasında nasıl ki borçlanma maliyetlerini aşağı çektiyse yabancı para cinsinden, aslında içine girdiğimiz yeni süreçte aynı etkilere sahip olacak ve bu tarafta çok kısa vadede bir normalleşme süreci de mümkün değil. Çünkü çok büyük adımlar atıldı ve bu adımların öncelikle bir miktar geçişkenlik süreci var. Yani sizin de bildiğiniz gibi Serhan Bey, para politikalarında atılan adımlar 6 ile 8 aydan önce çok hızlı etki etmiyor. Bunlar geçmekte olan ülkelerdeki süreç. Daha gelişmişlerde Amerika gibi, Euro bölgesi gibi bu süre biraz daha aşağıda. Para politikasının mekanizmasındaki ne kadar verimli olup olmadığına göre değişkenlik gösteriyor. Bir de global büyümede, biraz önce siz de söylediğiniz gibi IMF'nin tahminleriyle bir sürece başlamıştık. Nisan ayında ilk onlar açıklamışlardı %3'lük daralma. Dün itibariyle %5'e çektiler. Tabii bu %5'lik daralma 2019'daki toplam küresel büyüme rakamına göre bir daralma anlamına geliyor. Bunun çok kısa vadede yerine konulması da mümkün değil. Belki çeyrekten çeyreğe bir düzelme göreceğiz. Ama kaybedilen büyüklüğün yeniden yerine konması bir miktar zaman alacak. Benim, ben de isterseniz sözü Saadettin Bey geldi, kendisine devredeyim. Merhabalar. Şimdi Serhan Bey, soruyu bankacılıkla ilgili şöyle ilişkilendirmek lazım. Yani bankalar demin Hakan Bey'in de yayınında bahsettiği gibi önceliği insana ve müşterilerine verdiler. Yani bunu mesela Denizbank'ta biz çok güzel yaşadık. Diğer bankaların da benzer uygulamaları olduğunu gözlemledik. Neler oldu bu süreç içerisinde diye baktığımızda öncelikle şunu rahatlıkla söylemek lazım. Bu bir aslında likiditeye dönüş, likidite anlamında sıkıntı yaratabilecek bir durumdu. Bu likidite sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için bankaların öncelikle yaptığı uygulama müşterilerinin ödemelerini öteleme oldu. Yani bunu farklı enstrümanlarla yaptılar. Kredi kartlarında dahi gördük, normal kredilerde gördük. Yani bunu gerçekten farklı kredi segmentlerine yaydılar. Ve bunun akabinde şöyle de bir uygulamaya geçtik. Özellikle Mart ayı oldukça zor bir dönemdi. Demin Orkun Bey de bahsetti bundan. Nisan keza hem bayram tatili olması hem de bu şeyle alakalı pandemiyle evde kalma sürecinin uzamasından dolayı zor bir dönemdi şirketler için. Ve bankalar kredi musluklarını da olabildiğince açmaya çalıştılar. Bizim sahadaki bir sürü arkadaşımız ki bankadaki bir sürü arkadaşımız tahsiste çalışan nefes kredisiyle ilgili oldukça yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Ve bu dönemi bu şekilde atlatmaya çalıştık. Ve şöyle bir görüntü ortaya çıktı. 10. slide'da sol üstteki grafikte çok net bir şekilde ortaya çıkıyor aslında. Kredi büyümesi çeyreksel bazda baktığımızda 2019'un ikinci çeyreğinden bu yana artan bir ivmeyle geliyor. Birinci çeyrekte %10 olan
eklemi ikinci çeyrekten %20'ye yükselmiş durumda. Yani %14'e yükselmiş durumda pardon. Ve bu bize şunu söylüyor. Bankalar burada müşterilerini desteklemek için olabilecek her türlü önlemi almış durumdalar. Peki BDDK ya da diğer regülatörler ne yaptı diye baktığımızda özellikle bankaları rahatlatabilecek sermaye yeterliği anlamında olsun ya da likidite rasyoları anlamında olsun gerekli tedbirleri aldılar. Bununla beraber biz neyi gördük? Özellikle aktif kalitesi tarafında bankaların elini rahatlatabilecek bazı uygulamalara geçiş yaptı BDDK. Mesela eskiden takibe düştüğü zaman kredileri biz 91. günde takibi alırken oradaki süreyi 90 günden 180 güne çıkardı. Hatta bazı durumlar için faktöring tarafında özellikle leasing tarafında özellikle 240 günlere çıktığını görüyoruz. Ve bu uygulamalarla takipteki kredi oranlarını kontrol etmeyi başardık. Peki bankalar bu esnada neler yaptı? Karşılık oranlarını yukarıya doğru çekti. Takipteki kredi %4,5'lar seviyesinde kalırken karşılıklara baktığımızda neredeyse %75'ler yaklaştığını görüyoruz. Bunun özellikle kamu bankalarında biraz daha yüksek, özel sektör bankalarının bunu takip ettiğini görüyoruz. Ve bu şekilde bakıldığında bankalar buradaki önlemlerini almaya çalıştılar. Ve bunun da başarılı olduğunu gözlemliyoruz şu andaki ekonomik aktiviteye baktığımızda. Özellikle 1 Haziran'dan itibaren ya da Mayıs'ın son haftasından itibaren sektörle ilgili gelen rakamlara baktığımızda tüketici kredilerinde olsun gerekse COBİ tarafında özellikle bu Nisan ayında aslında başladı. Ciddi bir ivmelenme gördük. Bunun da sektöre yansıması ve genel hatlarıyla ekonomiye yansıması oldukça pozitif bir yönde gerçekleşti diye söyleyebiliriz. Çok teşekkürler detaylı açıklamalarınız için Sadrettin Bey. Şimdi ilk turda biraz dünya genelinde ne oldu, bankacılıkta ne oldu, Türkiye'de bankacılık sisteminde neler oldu biraz bunları konuştuk. Programda ikinci turda biraz daha piyasaya gelelim istiyoruz. Bir taraftan piyasalarda neler oldu onu tartışalım. Eğer üçüncü slide'ı açabilirseniz. Şimdi burada ne görüyoruz? Özellikle sağ üstteki grafiğe bakarsak global endekslerin yani hisse senedi piyasasının bu parasal genişlemeye verdiği tepki işte parasal genişlemenin varlık fiyatlarına yansıması ve bunun da bir borsalara sirayet etmesi üzerine bu COVID salgınıyla beraber ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve beklentilerin kötümser hale gelmesi süresince çok hızlı şekilde gerileyen piyasaların parasal etkiyle tekrar toparlandığını görüyoruz piyasalarda. Piyasalar tabii biraz daha erken aksiyon alıyorlar anladığımız kadarıyla reel sektöre göre. Duruma dolar endeksi tarafından, altın fiyatları açısından, petrol fiyatları açısından ve bu genel endeksler açısından ben bir Orkun Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Orkun Bey bu süreci piyasalar nasıl karşıladı? Hangi varlık grupları öne çıktı? Peki bu fiyatlama davranışları da insanların fiyatlama davranışlarına yansıdı mı? Güvenli liman arayışı var mı? Bu devam ediyor mu varsa da? Biraz siz neleri takip ediyorsunuz bu konuyla ilgili? Biraz bizi aydınlatır mısınız? Tabii ki seve seve. Ben de 8. slide'ı rica edeyim. O sırada geldiğinde. Evet. Şimdi burada gördüğünüz iki tane seriden beyaz renkli olan petrol fiyatlarının, Brent tipi petrol fiyatlarının grafiği. Yeşil olan da ons altın. Spot piyasada işlem gören ons altının grafiğine ait. Piyasalar nasıl tepki verdi? Aslında yatırımcı nezdinde biz bir akıl tutulması gördük çok ciddi Mart ayında. Çünkü insan olarak, insan davranışı olarak içerisine düştüğümüz yeni dönemin nasıl olduğunu bilmiyorduk. Ve buna nasıl tepki göstereceğimizi bilmiyorduk. Aynı zamanda benzer eğilimi biz fiyatlamalar tarafında da gösterdik. İşte peş peşe çok ciddi tüm hisse senedi piyasalarında biz büyük değer kayıpları gördük. Güvenli liman talebi kapsamında herkesin gelişmişinden gelişmekte olan ülkelerine her yerde ilk koşup sarıldığı Amerikan doları oldu. Altın oldu, ons altın oldu. Bir de tüm dünyada çok derin bir resesyon. Yani ekonomik aktivitenin çok ciddi gerileceği ve bunun uzun süreceği beklentisi hakimdi. Bugün tabii bir miktar daha net konuşabiliyoruz. Biraz önce siz de belirttiniz. İşte Nisan ayında tüm dünya biraz daha dibi gördü. Mayıs'la birlikte küçük küçük bir kıpırdanma başladı. Haziran ayıyla da birlikte biraz daha
En azından yorum yapabilir hale geldik nispeten rakamlarla, verilerle. Ama Mart ayında böyle bir ortam yoktu. Yani hem kestiremiyorduk hem de yani sağlık sürecinin nereye evrileceğine dair hiçbir fikrimiz yok. Tamam, belki bugün de yok ama en azından iyi kötü aşı çalışmalarını yıl sonunda bir şekilde ya da en geç 2021'in ilk çeyreğinde devreye alınacağını ve bir sürü laboratuvarda şu anda bu yönde adımlar atıldığını biliyoruz. Bunun üstüne kafa yorabiliyoruz. Gelen haber akışı var. Şimdi yatırımcı davranışlarının en önemli etkisini biz burada grafikte gördüğünüz beyaz seri olan petrol fiyatlarında gördük. Mesela daha önce vadeli petrol fiyatlarında hiç bugüne kadar eksi fiyat olmamıştı. Eksi fiyatlanmamıştı. Ama orada da kapanış bazında çok net görüldüğü üzere eksi 40 dolara kadar biz yatırımcıların petrol elindeki petrol kontratlarını sattığını gördük. Ve burada teslimatlar fiziki olarak olduğu için vade sonunda ve çok ciddi global çapta da talep düşüşü beklendiği için insanlar bu petrol kontratlarından gelecek olan varilleri almak istemediler, teslim almak istemediler. Stoklar çok ciddi arttı, özellikle Amerika tarafında. Hal böyle olunca da fiyatlarda inanılmaz bir gerileme ve çok bu hareketlerin kısa sürede yaşandığını gördük. Öyle ki Amerika'da bu işlemlerin geçtiği borsa opsiyon fiyatlamalarında daha önce eksi fiyatlamanın hiç olmayacağını ve olmadığını da gördüğü için, düşündüğü için bugüne kadar bunu hiç fiyatlama içerisine koymamış. Oysa ki bu süreçten sonra, bu eksi 40 dolar yaşandıktan sonra formülü değişti. Yani böyle bir süreçten geçtik. Ayrıca da benim ikinci dikkatini çekmek istediğim nokta inanılmaz bir likit. Likite dönme ihtiyacı vardı Mart ayında. Yatırımcılar her noktada, her ülkede her varlığı satıp sadece Amerikan dolarına dönmek istediler. Çünkü çok ciddi batıklar vardı. Ve bu esnada da yine grafikteki yeşil seride çok net göreceksiniz. Mart'ın ortasında tüm varlıkların satışı ve Amerikan dolarına dönüşü gördük. Bunun en ciddi etkisi ons altında tek bir günde yaklaşık 100 dolara varan, hatta onun da üzerinde seans içerisindeki işlemlerde gördük. Özetle akıl tutulmasının olduğu bir ortamda yatırımcılar çok net bir şekilde likide dönmek istediler ve sadece güvenli liman olarak Amerikan dolarını, daha sonraki ilerleyen zamanda da ons altını portföylerine koydular. Fonlar yine altın tarafında bir birikim gösterdi. Hisse senetleri de geleceği satın aldığı için, biraz sonra Saadettin Bey çok detaylı paylaşır, o dönemde çok fazla dikkate alınmıyordu ve 23 Mart'a kadar her yerde dip fiyatlar görüldü. 23 Mart'tan sonra bir miktar daha önümüzü görmeye başlayınca ekonomileri yeniden açılış süreciyle birlikte daha farklı şeylere konuşmaya başladık. Nitekim bugün 2,5-3 aylık çok ciddi bir hisse senedi rallisinin içerisinde olduğumuzu da belirterek burada sözü bırakayım isterseniz. Teşekkür ederiz Orkun Bey. Saadettin Bey'e geçmeden önce yine bir grafik göstereceğim. Çünkü biraz artık hani Türkiye konuşmaya başlayacağız. Az önce Orkun Bey'in söylediği gibi hisse senedi piyasasından da konuşacağız. İzninizle dördüncü slayda gelebilir miyiz? Bakın değerli arkadaşlar, bu burada gördüğünüz Türkiye'deki piyasaları göstermeye çalıştık burada. Sol tarafta gelişmekte olan ülkelerin endeksi ve bizim Borsa İstanbul'la bunun karşılaştırılması. Sağ tarafta da gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar TL karşılaştırması, ayrıca Türk doları TL karşısında karşılaştırması var. Biz burada ne görüyoruz? Aslında özellikle sol grafikte bizim BIST'in, Borsa İstanbul Endeksinin ve bize benzer olan ülkelerden, yani bunlar işte Güney Afrika, Endonezya, Brezilya falan diye baktığımız diğer gelişmekte olan piyasalar diye değerlendirsek, oradan çok fazla ayrışmadığını, aralarında net bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Demek ki hani piyasalardan bu kriz yaşanırken aynı dönemde çökmüşüz, aynı dönemde toparlanmışız gibi bir görüntü var. Sağ tarafta ise dolar endeksi. Orada da net bir korelasyon varken son dönemde artık üst üste çakışmış durumda. Bir miktar EM tarafında değer kazanma oldu, bir miktar TL'nin değer kaybetmesi söz konusu oldu biliyorsunuz özellikle son dönemde. Böylece EM'de neredeyse birebir paralel hale gelmiş olduk para değerliliği açısından. Şimdi bu konulardan girerek Saadettin Bey'e şunu sormak istiyorum. Siz bu hisse senedi piyasasını Türkiye açısından, Türkiye özelinde nasıl değerlendirirsiniz? Pandemi süreci veya normal sürece geçiş döneminde neler bekliyorsunuz? Piyasa değeri, değerlendirme oranları açısından bize bir görüş aktarabilir misiniz? Tabii ki Serhan Bey. Şöyle, bu bizim sunumda 12. sayfaya gelebilirsek orada bir şey göstermek istiyorum özellikle. Burada ortaya çıkan görüntü şöyle izah etmek lazım buna.
özellikle pandemi başladığında bir panik satışı gözlemledik. Bu ne zaman başladı? Aşağı yukarı böyle Şubat'ın sonu, Mart'ın başları gibi. Vakalar yavaş yavaş hani Türkiye'ye sıçrayabilir mi? İtalya'da böyle yoğunlaşmaya başladığı dönemde bizim burada da satışların çok yoğunlaştığını gördük ve şöyle bir durum oldu açıkçası. Neredeyse Mart ayı boyunca herhangi bir hisse ayırt etmeksizin bir satış gözlemledik. Burada siyahla gördüğünüz çizgi aslında IMKB 100 diyeceğim. Biraz yaşlılığıma göre kusura bakmayın. Aslında Borsa İstanbul 100 Endeksi diyelim buna. Buradaki düşüşü çok net olarak görüyoruz. Ve şimdi özellikle Mayıs'tan itibaren ya da böyle Haziran'a doğru yaklaştığımız dönemde bunun tekrar bir toparlama eğilimine girdiğini gözlemledik. Belki pandemi öncesindeki döneme gelemedik hala. Ama yaklaştığımızı görüyoruz ve muhtemelen önümüzdeki dönemde buraya bankacılık hisselerinin de destek vermesiyle daha yukarı seviyelerinde yaşanabileceğini söylemek mümkün. Buradaki yatırımcı algısına birkaç farklı cepheden bakmak lazım. Demin Orkun Bey'in bahsettiği, sizin keza söylediğiniz merkez bankalarının yoğun bir şekilde para tedarik ediyor olması piyasaya hem faiz bizim aşağı gelmesine neden oldu. Hem de insanların görece bu tarafa, yani hisse senedi tarafına yatırım yapmasına imkan sağladı. Şimdi bu olayla aslında borsalar nezdinde baktığımızda çok basit olarak şunu söylemek belki mümkün olacaktır. Alternatif finansal tarafta getiriler oldukça düşük seviyelere geldiği için borsa çok cazip bir enstrüman haline geldi. Biz mesela bu özellikle yatırım tarafında şunu gözlemledik. Ocak'tan Mayıs'a kadar geldiğimiz dönemde ciddi anlamda yatırımcı ilgisi oldu piyasaya ve çok ciddi şey gördük. Yeni hesap açılışları gördük. Şöyle özetleyebilirim. Son 5 yıl içerisindeki hesap açılışlarının %60'ının Ocak'tan sonraki dönemde ve özellikle Mart'tan sonraya yoğunlaştığını gözlemledik. Bunun ana nedeni bence şu. İnsanlar alternatif, yani özellikle mevduat tarafında ya da sabit getirili enstrümanlardaki faizler aşağı gelmiş olduğu için getirilere düştü ve borsayı bir alternatif olarak görmeye başladılar. Ve burada özellikle IMKB 30'un dışında kalan endeks hisselerinde biz çok ciddi hareketler gözlemledik. Bu ilk başta böyle başladı. Ne zamanlarda oldu bu? Aşağı yukarı böyle Mart'ın sonu, Nisan'ın ilk iki haftası içerisinde gözlemlediğimiz böyle bir tepki oluşmaya başladı. Ve bu tepkiye sonradan banka dışı büyük şirketler de iştirak etmeye başladılar ve bankalar kısmen geride kaldılar. Bankaların geride kalma nedenini belki şöyle izah etmek lazım. İkinci çeyrek bütün şirketler için finansallarına baktığınız zaman zor bir dönem olacak. Bayağı zayıf finansallar bekliyoruz burada. Ama ikinci çeyrekten sonraki dönemde toparlama olacak. Bankalarda da benzer bir durum söz konusu. İkinci çeyrekte zayıf bekliyoruz ve aynı şekilde üçüncü çeyrekte bunun normalize olmasını, dördüncü çeyrekte de yukarı bir ivme olabileceğini düşünüyoruz. Peki niye banka almayıp da diğer sanayi şirketlerine yoğunlaştıklarını şöyle izah etmek daha mümkün olur diye düşünüyorum. Bankaları anlamak yatırımcı cephesinden biraz zor açıkçası. Çünkü farklı bir düzlem üzerinde işlem görüyorlar ve bu nedenle bankalara tabiri caizse çok fazla bulaşmak istemiyorlar. Diğer taraflar daha onlar için basit geliyor. Neden? Çünkü satış tarafını biliyorsunuz sanayi şirketlerde. Satışın üzerinden belli bir kar marjıyla çalışıyorlar ve onu anlaması muhtemelen daha kolay geldiği için yatırımcıya bankadan ziyade sanayileri tercih ediyorlar. Bir ikinci neden şu olabilir. Özellikle banka dışı şirketlerde yabancı payın görece daha düşük olduğunu görüyoruz. Ve bu daha düşük olmak durumu yerli yatırımcıya şunu sağlıyor. Yani yabancı bana malı satıp gitmeyecektir gibi bir algı uyandırıyor. Ve bu nedenle diğer tarafta daha fazla hareketlilik oluyor. Peki biz şu anda neredeyiz diye baktığımızda bankalar tarafında fiyat kazanç oranlarının aşağı yukarı 4'ler civarında olduğunu görüyoruz. Fiyattan kastımız burada piyasa değeridir. Özellikle bunu açıklamak lazım. Yani şunu söylüyor. Bir bankaya yatırım yaptığınızda 4 sene içerisinde koyduğunuz parayı bankanın elde ettiği kar ile beraber geri alabiliyorsunuz. Bunun faiz eşleniği tersten baktığımızda 1/ fiyat kazanç oranı diye baktığımızda aşağı yukarı %25'e denk gelir. 10 yıllık bono faizine bakıyoruz. Şu anda %12 seviyesinde. Yani bankaların sunmuş olduğu getiri 10 yıllık faizin şu anda neredeyse 2 katı bir getiriye tekabül ediyor. Ve
Şöyle bir ortamdan bahsediyoruz. Yılın ikinci yarısında bankaların da karlılıklarında bir toparlanma olacaktır. Bu neden kaynaklı olacak? Ekonomiye bir dinamizm geldi. Muhtemelen takibe düşen alacaklarda bir yavaşlama olacak. Belki dördüncü çeyrekte takipten tahsilatlarda bir hızlanma olacak. Ve bu minvalde de bankaların yılın ikinci yarısında karlılıklarında bir artış olacak. Ve bu şekilde baktığınız zaman ileriye dönük tahminlerde bankaların şu anda gerçekten çok daha cazip seviyelerden işlem gördüğünü görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Bankalar hisse senedi fiyatlaması olarak zaten diğer rakiplerine göre ya da sanayi şirketlerine göre diyelim geride kaldılar. O nedenle bundan sonraki dönemde bankaların daha iyi bir alternatif olabileceğini söylemek mümkün görünüyor diye söyleyebilirim Serhan Bey. Teşekkür ederiz Saadettin Bey. Yani genel anlamda bir toparlarsak belki hani biraz da detay olacak ama ekonomi tarafından baktığımızda şimdi bir parasal genişlemeden, maliye politikalarından, bankacılıktan ve piyasalardan bahsediyoruz. Şimdi bu parasal genişleme önlemleri ve maliye politikası önlemleri alındığı zaman parasal genişleme tarafında para politikası diyoruz. Parasal genişleme milli gelirin doğrudan bir ögesi değil. Yani parasal genişleme sayesinde ne oluyor? İşte servet transferi sağlanıyor, işte borsalar yükseliyor, daha sonra işte talep canlanıyor, talebin canlanması üretimi ve yatırımları teşvik edecek diye bekleniyor. Dolayısıyla böyle bir cycle varsa eğer bu sürecin sonunda biz bunun milli gelire bir pozitif değer yaratacağını düşünüyoruz. Ama bu şekilde bu cycle'a girmesi ve böyle tepkilerin oluşması bu bir zaman sürecidir. Bir zaman zarfında olacaktır. Belli bir zaman zarfında olacaktır. Diğer taraftan kamu harcamaları dediğimiz şey milli gelirin direkt bir öğesi. Eğer kamu harcaması yapılıyorsa ve bu vergilerle geri sistem dışına alınmıyorsa bu dolayısıyla denkleme baktığımızda temel makro denklemler açısından direkt büyümeye kamu harcamalarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamda işte bu kamu ve maliye parasal genişlemenin ve para politikalarının belli bir zaman zarfında etki edeceğini düşünürsek anladığımız kadarıyla olumlu beklentileri satın alıyor gibi görünüyor piyasa ve bu olumlu beklentiler üzerinden de belli yerlerde getiri arayışı var ve bu getiri arayışlarına da yöneliyor. Borsa İstanbul'da Türk yatırıcısı için böyle bir yer olmuş. Bunu anlayabiliyoruz. Bu noktada ben tekrar Orkun Bey'e döneceğim bu toparlamanın üzerine. Artık bundan sonra anladık COVID ne oldu, nereye getirdi bizi, neler yapılıyor ülkeler bazında, piyasada neler oluyor onu anladık. Biraz da gelecekten konuşalım istiyorum. Bu son turda Orkun Bey sizden hem global anlamda hem Türkiye anlamında görüşlerinizi soracağım. Buradan çıkış yakın mı diyeceğim özellikle. İşte sürecin hangi aşamasındayız sizce? Likiditenin bundan sonra hangi varlıklara yönelmesini bekliyorsunuz? Dünyada ne olur? Türkiye'de ne olur? Kısaca sizin beklenti ve değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Seve seve. Biraz önceki Saadettin Bey'in hisse senedi piyasasına olan ilgiyle ilgili bahsettiği konuyu iki tane rakam vereyim müsaadenizle Serhan Bey. Bir tanesi yılbaşından bu yana 300 binin üzerinde Türk hisse senedi piyasasına yeni yatırımcı geldi. Yeni hesap açıldı ve toplam rakam 1,5 milyon seviyesine ulaştı. Hatta geçti. Bu sadece bize has bir durum değil. Benzer ülkelerde de aynı durum söz konusu. Çünkü dünya genelinde her yerde reel getiriler düştü. Örneğin Hindistan sadece Mart ve Nisan ayında açılan hisse senedi hesap sayısı 1,2 milyon. Bunlar 2008-2009 krizi zamanında da görülen benzer eğilimler. Çünkü her yerde politika faizleri neredeyse sıfıra çekildi. Gelişmiş ülkeler nezdinde konuşuyorum. Ve böyle olunca da bir getiri arayışı başladı. Sizin de bahsettiğiniz gibi diğer yandan da kamu tarafı harcıyor. Kamu tarafının harcaması doğrudan büyüme içerisine bir faktör olarak girdiği için de şirketlerin, tüketicilerin tepkilerinin değişmesi gibi bir hikaye satın alınıyor. Bu da ise senin de piyasalarına 23 Mart dibinden bir miktar daha toparlanmaya imkan tanıdım. Tabii şimdi globalde ne bekleriz? Çok büyük parasal teşvikler gördük. Bunların devam edip etmeyeceğini aslında bir miktar zaman gösterecek. Ve tüketici davranışları, tamam ekonomiler yeniden açılıyor. Bu durumdan mutluyuz. Evde kalmak farklı sektörlerin öne çıkmasına imkan tanıdı. Ama bir de şu var, ekonomiler istediği kadar açılsın. Yeni sürecin zaten şifresi tüketicilerin eski alışkanlıklarını devam ettirip ettirmeyeceği üzerine kurulu. Yani hayatımız yürün ekseninde mi devam edecek yoksa daha az dışarıda devam eden, daha az hizmet sektörünün öne çıktığı ama uzaktan işlerimizi yapabildiğimiz, alışverişlerimizi yapabildiğimiz farklı bir dönem olacak. Bunu izleyeceğiz. Tabii bu ne kadar hızlı olursa, yani kaybedilen toplam ekonomik büyüklük ne kadar hızlı geri alınırsa
O zaman merkez bankaları açısından da bir normalleşme süreci başlayacak. Ya elimizde en net yol haritası çizen Amerikan Merkez Bankası'nın beklentileri var. Ki onlar da 2022 yılına kadar en erken sıfır faiz politikasından herhangi bir değişikliğe gideceklerini bize söylemiyorlar. Ve global büyümedeki kaybın 2021 ortasından önce her şey yolunda giderse, ikinci bir dalga riski yaşamazsa yerine konma imkanı da yok. Ama süreç sekteye uğrarsa bu tabii ki 2022, 2022'nin ortasına doğru da uzayabilir. Çıkardığımız bir ders 2008-2009 sonrasında likiditenin aktığı iki noktadan bir tanesi gelişmekte olan ülkeler, bir tanesi hisse senedi piyasalarıydı. Bir de tahvil bono piyasaları tabii ki. Burada tahvil bonoyu ayırmak lazım. Para politikalarına bir normalleşme gelmeden, bu yönde bir eğilim olmadan faizler çok ciddi yukarı gitmeyecektir. Bu da gelişmekte olan ülkelerde özellikle özel sektör borcunun bir miktar daha artmasına imkan tanıyacak. Yani şirketlerin daha fazla borçlanma imkanına sahip olacak düşük maliyetle. Bu ülkeler açısından da aynı durumu ortaya koyacak. En bilinen örnek Eurobond faizleri, Eurobond ihraçları üzerinden bir tema oluşacak. Bir de çok ciddi bir bu parasal genişlemenin yaratmadığını gördük biz 2008-2009 sonrası dönemde. Çünkü paranın miktarı artmasına rağmen dolaşım hızı bir miktar daha düşük kaldı. Hal böyle olunca da ilk 3-4 yıldaki o altın işlemlerine olan talep çok ciddi bir zirve getirdi. Daha sonrasında bir düşüş oldu. Çünkü beklenen enflasyon gelmedi. Şimdi piyasalar buna bakacaklar aslında yeni dönemde. Şu anda gördüğümüz likiditenin altın tarafına, altın cephesine ilgisinin artırarak devam edeceği. Biz bu sene özelinde zaten yatırımcılarımızla da bunu paylaşıyoruz sıklıkla yazdığımız raporlarda. Mesela ons altın üzerinde 1700-1800 dolar aralığındaki işlemlerin devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yılla birlikte bir miktar daha yukarıyı potansiyel olarak görüyoruz. İlk Mart ayındaki zayıf Amerikan doları temasının globalde bir miktar daha risk algısındaki artışla azalabileceğini düşünüyoruz. Ve hisse senedi piyasalarına olan ilginin de bundan sonraki süreçte büyümenin de hikaye olarak satın alacağı için devam etmesini bekliyoruz. Yani üç konuda özellikle bizim düşüncelerimiz bu noktada. Teşekkür ederim Orkun Bey. Benzer soruyu Sadrettin Bey'e de yönelteceğim. Siz de bir piyasalar açısından hisse senedi ve bankacılık sektörü üzerinde özellikle uzmanlık alanınız olduğu için beklentilerinizi alabilir miyiz önümüzdeki dönem için Sadrettin Bey? Tabii ki Serhan Bey. Şimdi Orkun Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Yani burada biz şu anda halen düşük faiz seviyelerinden bahsediyoruz. Yani mevduatların aşağı yukarı %7 ile fiyatlandı. Kredi faizlerinin %8'ler 9'lar civarında olduğu. Tüketici kredilerinde keza düşük faizlerin uygulandığı. Ve bence her şeyden önemlisi aslında ertelenmiş de bir talebin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani 2020 yılına Ocak-Şubat nezdinde baktığımızda biz çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Hem bankacılık sektörü olarak hem de ekonomik aktivite anlamında. Muhtemelen bu pandemi döneminde özellikle bu ikinci çeyrek diyelim bunun biraz sekteye uğradığı, üçüncü çeyrek kısmen toparlamanın olduğu, dördüncü çeyrek ise eğer ikinci bir dalga olmayacak ise eğer çok daha iyi bir dönem olacağı şeklinde göze çarpıyor. Bu minvalde şöyle söylemek mümkün. Özellikle düşük faizden olumlu etkilenebilecek hisse senetleri ki bunları bankalar olarak özetlemek mümkün. Neden? Kredi genişlemesi olacaktır, takibe dönüşüm hızı azalacaktır, takipten tahsilatlar hızlanacaktır, ekonomik aktiviteden faydalanacaktır. Ayrıca tüketici odaklı şirketlere de bakmak lazım. Mesela bunlar kimler olabilir? Bizim hisse senedi araştırma tarafının özellikle periyodik olarak yayınlamış olduğu model portföyümüz var. Mesela biz oraya bu geçtiğimiz haftanın sonuna doğru Tofaş'ı ekledik, Coca-Cola'yı ekledik, Anadolu Efes'i ekledik. Yani buradaki ana temamız şu, özellikle tüketim tarafında bir toparlanma bekliyoruz. Bu tüketim tarafındaki toparlanma da düşük faizlerle beraber gündeme gelecek. Ve bunun sonrasında ne olacak? Bu şirketlerde muhtemelen yılın ikinci yarısındaki satış artış hızı
diğer geriye kalan şirketlere göre daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ve bu nedenle o tarafta özellikle bir hareketlenme bekliyoruz. Bunun akabinde neler var mesela model portföyümüze baktığımız zaman? Emlak konutu mesela orada taşımaya devam ediyoruz. Bundaki ana nedenlerden bir tanesi faizin düşük olması. Demin de söylemiştim, faiz tarafında mesela bu konut ve inşaat tarafını özellikle olumlu etkileyebilecek iki tane unsur var. Bir tanesi konut kredisi faizlerinin düşük olması. İkincisi finansal piyasalardaki düşük getirinin yatırımcıyı alternatif araçlar olarak, mesela konuşmamızın önceki bölümünde hisse senedi dedik ama daha mutuassıp kalan kesim diyorum yatırım anlamında, daha tasarruflarını dikkate alan kesim konut tarafını daha fazla talep edebiliyor. Oraya doğru bir kayış olabileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber yine sizlerin de ekonomik araştırma olarak takip ettiğiniz özellikle yapısal olarak baktığımızda inşaat ruhsatları ve yapı kullanım ruhsatları arasındaki farkın kapandığını, konut stoğunda bir azalmanın artık gündeme geldiğini yapısal olarak göze çarpıyor. Ve bu nedenle özellikle inşaat tarafında çimento şirketleri olabilir, konut üretimi tarafında özellikle emlak konutu belki vurgulamak lazım. Bu tip şirketlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Ve pandemi döneminde yine şöyle bir konu da gündeme geliyor. Muhtemelen insanların algısal olarak bir süre daha korkmaya devam edebilecekleri bir dönem olacaktır. Ama işlerine de bir şekilde gitmek durumundalar. İşlere gidişlerini belki daha şahsi araçlarıyla, şahsi imkanlarıyla yapabileceklerdir. Ve bu anlamda da mesela baktığımızda biz model portföyde TOFAŞ'ı tutmaya devam ediyoruz ki ana nedenlerden bir tanesi özellikle affordability açısından baktığımızda insanların TOFAŞ'ın arabalarını alma ihtimalini diğer markalara göre biraz daha fazla görüyoruz. Bu nedenle o tarafta da satışların artabileceğini düşünüyoruz ve mesela TOFAŞ'ı da bu nedenle model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Ayrıca mesela Koza Altın, yani Kozal diye söyleyelim, bizim yine model portföy içerisinde. Bu model portföyü özellikle vurguluyorum yani çünkü gerçekten yatırımcılara daha net bir algı vermeye çalışıyoruz. Üstüne basa basa bunu söylüyorum. Orada mesela Kozal'ın yaptığı iş altın ile alakalı olduğu için hani acaba bir risk olur da altın tarafından kendimizi korumaya alabilir miyiz şeklinde bir yaklaşımla hareket edilebilir. Yani ama sözün özü şunu söylemek lazım. Ekonomi bir çalkantılı dönemden geçti. Muhtemelen zoru geride bıraktık ve bundan sonraki dönemin evet kolay olmayacaktır belki ama son 3 ayda yaşadığımız kadar da zorluk olmayacaktır diye düşünüyoruz. Giderek daha kolaylaşan bir döneme giriyoruz ve bu kolaylaşan döneme girerken ertelenmiş talebin de etkisiyle faizlerin de düşük olması sebebiyle borsanın önemli bir yatırım aracı olabileceği fikrindeyiz. Ve bu fikirden yola çıkarak da şunu söyleyebiliriz. Mevcutta çarpanlarımız oldukça cazip seviyelerde. Hem bankalar açısından baktığımızda hem de bu isimlerini saydığımız şirketler açısından baktığımızda. O nedenle burayı ciddi alternatif bir yatırım aracı olarak düşünmekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Bugün iki değerli katılımcımızla beraber genel ekonomiyi değerlendirmeye çalıştık. Her tarafına değinmeye çalıştık. Günümüzde neler oluyor? Gelecekteki beklentiler ne? Aslında özetlersek şunu söyleyebilir miyiz? Yani yarın bugünden biraz daha iyi olacak. Ama henüz geçmişe göre onları beklemek için erken. Ona biraz daha süreç var. Özellikle işte aşının gelmesiyle beraber kazanılacak güvenle bir ekonomik toparlanmanın daha da ivmelenerek, aktivitenin daha da ivmelenerek artacağı bir dönem olacak ama henüz onları konuşmak için de erken diyebilir miyiz? Yani piyasalar bir geleceği satın alıyorlar, olumlu bir gelecek var, bunu bekliyoruz ama orada da öyle geçmişteki o gümbür gümbür performanslara baktığımız zaman da onun içinde bir miktar daha vaktimiz var mı diyoruz. Bir son sözlerinizi alabilirsek. Benim görüşüm açıkçası evet öyle. Orkun kusura bakma sözünü kestiysem. Şöyle. Mesela son olarak şeyi de eklerseniz biliyorsunuz sıcak gelişme. Merkez Bankamız bu toplantısında faiz indirimine gitmedi. Herhalde cari açık ve enflasyondaki beklentilere paralel bir miktar daha bir piyasayı izleme gibi bir yöntem seçti. O konuda da en son bir değerlendirmelerinizi alacağım. Öyle programı kapatacağım. Buyurun söz sizde Saadettin Bey.
Orası Orkun Bey'in alanına girdiği için ben özellikle Merkez Bankası tarafını Orkun Bey'e bırakayım. O tarafta çok yorum yapmayayım ama Serhan Bey şunu söylemek mümkün. Yani sizin dediğiniz şekilde şu anda pandemi dönemi içerisindeki kadar sıkıntılı bir dönemde değiliz. Ama insanlarda hala bir korku var. Mesela Türk Hava Yolları'nın Pegasus'un kapasite kullanım oranlarını takip etmeye çalışıyoruz olabildiğince. Doluluk oranları nedir diye baktığımızda %55'ler %60'lar seviyesinde şu anda. Yani bir uçakta aşağı yukarı 200 kişi kapasite olduğunu düşündüğünüz zaman bunu muhtemelen 110-120 kişi ile şu anda uçuruyorlar. Bu da şunu gösteriyor. İnsanlar yavaş yavaş korkularını geride bırakıyorlar. Ama hala sizin dediğiniz o gümbür gümbür döneme biraz daha var. Onu görmek için biraz daha bekliyor olmamız gerekecek diye düşünüyoruz. O nedenle de hani deminki söylediğimizi şöyle bitirmek belki daha mümkün olabilir. Bu tarafta hani turizm ya da hava yolları tarafındaki mesela bir hisse hareketlenmesinden daha ziyade özellikle tüketici tarafındaki daha olumlu fayda sağlayabilecek hisselere doğru yönelmek daha doğru bir tercih olabilir diyeyim ve sözü Orkun Bey'e bırakayım. Ben son sorusuyla başlayayım Serhan Bey'in. Merkez Bankası tarafında biz deniz yatırımı olarak 25 bas puan indirim bekliyorduk. Piyasa konsensüsü de o yöndeydi. Merkez Bankası 10 toplantı sonra ilk defa durma kararı aldı. 1575 bas puan indirmişti Temmuz 2019'dan bu yana. Gıda fiyatlarına olan vurgunun bir miktar öne çıktığını görüyoruz. Göz ucuyla hemen buraya hazırlandığımız için bir bakma imkanım oldu. Birisi o, hem pandemi kaynaklı hem de dönemsel etkilerden dolayı bir gıda tarafında bir artış var. Bence bir de ikinizin de katılacağını düşünüyorum. Kredi tarafındaki genişlemelerin yine cari denge üzerinden bir miktardan Merkez Bankası'na bir bekleyelim, bir görelim. Yılın ikinci yarısında tahmin ettikleri enflasyondaki düşüşe imkan tanıyacak mı, tanımayacak mı? Onu bir kestirmek istediler herhalde ama açıkçası biz bu faiz adımının son adım olduğunu düşünmüyoruz. Bir miktar daha aşağıda yer var. Özellikle enflasyonda bekledikleri hareket olursa zaten başkan da daha önceki yönlendirmesinde yıl sonundaki kendi beklentilerini işaret etmişti. O da 7,5 seviyesinde bulunuyor. Aslında faizin görünümünü o belirleyecek. Bir de zaten Merkez Bankası'nın bankalara 400 milyar TL civarında yaptığı fonlamanın maliyeti %7,5. Politika faizi 8,5. Zaten sisteme Merkez Bankası istediğinde daha ucuz ya da daha pahalı maliyet yapabiliyor fonlama yaparken. Politika faizinin çok fazla da bu anlamda bir gösterge olarak takip edilmesi, yani bir maliyet artışı, şimdi faiz indirmedi ama yarın artar mı gibi bir düşünce olmasın, Merkez Bankası o maliyeti ayarlıyor. İlk sorunuza da çok kısa cevap vereyim, zamanı doldurduk galiba ama ben hayatın değiştiğini düşünenlerdenim. Bir miktar daha bu geçiş süreci bence zaman alacak. Fiyatlamalar tarafında da soluksuz yükseliş süreci bence bitti. Ama düşe kalka haber akışına göre ana yön biraz önce sıraladığımız varlıklar özelinde yukarı tarafta yoluna devam edecektir diye düşünüyoruz biz. Evet. Deniz'in Rehberleri Zirvesi'nde ekonomi bölümünün sonuna geldik. Değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli seyircilerimize de bize ayırdıkları vakit için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. 5 dakika sonra Gürhan Bey ile teknoloji seansımız olacak. Orada sizleri tekrar Gürhan Bey karşılayacak. Programımızı takip etmenizi önemli rica ediyoruz. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyoruz.